Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum fıstık dolgulu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimizde bir sıra trabzanımız ve zincirimiz bir sırada sadece fıstık dolgularımız tekrar trabzan ve zincirimizin olduğu yuvalarımızı hazırlıyoruz. Üzerine fıstık dolgularımızı yaparak tamamlıyoruz ve bu şekilde modelimiz tamamlanmış oluyor. Hemen kolay gelsin diyerek modelimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi kurmak için bir sıra trabzanımı ördüm ve hemen model çalışmama başlıyorum. 3 tane zincirimizi çekelim. Örgümüzün arkasını çevirelim ve hemen ikinci trabzan üzerine bir tane trabzanımızı örelim. Kenarda hem başlangıçta hem bitişte 2 tane trabzanımızın olması gerekmekte. 1, 2, 3 zincirimizi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. trabzanın üzerine gelerek batıyorum bir trabzan hemen yanına ikinci trabzan hemen yanına üçüncü bir trabzanımı örüyorum tekrar üç tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum ve sayıyorum bir iki üçüncü trabzanın içerisine giriyorum biraz önce ördüğüm gibi üç tane trabzanımı yan yana örüyorum iki ve üç yeniden 3 zincir 1 2 3. batıyorum. Diğer trabzanlarımı birer birer örüyorum. Şöyle görelim. 3 tane trabzan, 3 zincir, 3 trabzan, 3 zincir örelim aşağıdan iki trabzan atlayıp üçüncüye batarak sıramızı sonuna kadar örelim sıramızın sonuna kadar geldim en son iki tane trabzanımı ördüm başlangıçta ve sonda iki trabzan modelimiz ne kadar büyük olursa olsun 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan 3 zincir şeklinde birinci sıramızı ördük hemen 1 2 3 zincirimi bitiş önünde çekiyorum örgümü çeviriyorum ikinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum 2 tane trabzanımızı başlangıçta yine bu şekilde örüyoruz. Araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Buradaki yuvamızın içerisine 4 defa sararak fıstığımı yapmaya başlıyorum. Çok uzun yapmayalım. 1, 2, 3 ve 4. 4 defa çektim. Bakınız uzattım. 1, 2 defa da alıyorum. Ve bir zincirle kapatıyorum. Yeniden 1, 2 3 ve 4 2 defa da çekelim 1 ve 2 bir zincirle kapatalım. 3 kez 1 2 3 ve 4 1 ve 2 defa da çekiyorum 1 tane zincirle kapatıyorum bakınız her bir yuvamıza 3 tane fıstığımızı örüyoruz 3 fıstığımızı 4 defa sarıyoruz ipiniz ince ise 5 defa da, da sarabilirsiniz burada kapanış zincirini çektikten sonra farklı bir zincir çekmiyorum diğer 3 zincirle hazırladığım yuvamın içerisine geçişimi yapıyorum ve başlıyorum 1 2 3 ve 4 2 defa da çekiyorum 1 ve 2 1 zincirle kapatıyorum yeniden 1 2 3 ve 4. Çekiyorum, kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve 3. kez giriyorum. 1 2 3 4. Çekiyorum ve kapatıyorum. Bir zincir. Bu şekilde bakınız. Üçer tane fıstıklarımızı yuvamızın içerisine doldurarak ilerliyoruz. sığma başını doluyorum. 1 2 3 ve 4. 2 defa da çekelim. 1 zincir. 1 2 3 ve 4 1 2 defa da çektim. 1 zincirle kapadım. 3. fıstığımı yapıyorum. 4 defa sardım. Çekiyorum 1, çekiyorum 2 ve 1 zincirle kapatıyorum. Bu şekilde bütün kutucuklarımızı doldurarak sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna kadar fıstıklarımı örerek geldim. Bakınız gayet güzel. Üçer fıstık aralarına zincir çekmedik. Sadece kapadıktan sonraki zincirlerimiz var. Evet en son iki trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Yeniden arkasını çeviriyorum. Hemen trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Ve şuradaki ilk sırada kurduğumuz düzen üzerine modelimizi devam ettiriyorum. İki trabzanımı ördükten sonra bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. En son fıstığa bir tane, bakınız en son fıstığın tam tepesindeki şu minik gözün içerisinde bir tane trabzanımı örüyorum. Her iki fıstığın arasına girerek bir tane trabzan örüyorum. Diğer fıstığın üzerine batarak, bir tane trabzan örüyorum. Bir sondakinden bir ortaya boşla bir de diğerinin ilk grubun tepesine girerek 3 tane trabzanımı yeniden örüyorum. 1 2 3 zincirimi çektikten sonra yeniden bakınız buranın sonu orta ve diğerinin başına birer tane trabzan örüyorum ve ortada 3 tane trabzanımı yeniden kurmuş oluyorum. 3 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 en sondaki fıstığımın tepesine bir trabzan, tam araya bir trabzan ve diğer başlangıçtaki ilk fıstığımın tepesine bir trabzanımı örüyorum. 3 zincirimi çekerek devam ediyorum ve bu sıramızda yeniden üçer trabzanlarımızı kurarak ilerliyoruz. Trabzanlarımızı ve zincirlerimizi çekerek sona kadar geldim. 3 tane zincirimi çektikten sonra kenardaki iki trabzanımızın üzerine batalak örelim. 1 ve 2 2 trabzanımızı yeniden ördüm hemen 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümü çeviriyorum trabzanımın üzerine batıyorum ve yeniden buradaki yuvaların içerisine alt sırada yapmış olduğumuz fıstıklarımızı kurmaya başlıyoruz 1 2 3 ve 4 çekiyorum kapatıyorum ve bir zincir 1 2 3 4 çekiyorum kapatıyorum ve bir zincir üçüncü kez bir iki üç dört çekiyorum Kapatıyorum ve bir zincir. Evet arkadaşlar, bir sıramızda trabzan, bir sıramızda fıstık dolgularımızı örerek modelimizi tamamlıyoruz ve dilediğiniz yeleklerde hırkalarda e, nerede kullanmak isterseniz orada bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Evet, e, bir çalışmamızın sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.